Ben fıstığımı 18 sıra olarak ördüm. Bakın şöyle sayarsanız ikili ikili 18 sıramı gel git yaparak oluşturdum. Boyutunu da uzunluğunu da ölçeyim. Yaklaşık 38-39 santim kadar uzunluğu oldu. Yan genişliğimiz de şu an için 22 santim. Şimdi bu kadar ördük. Bakın gel git yaparak buraya kadar geldik. En son sıra. Ben artık bu boyut yeterli benim için. Şimdi kenarlarına geçme kısmındayız. Bu şekilde bu tepecikleri dolduracağız ve düz bir görüntü olacak. Şimdi bu en son kısmımızı da yaptık. Buralara şu tepe boşlukların altına iki tane sık iğne yapacağım ben. Bir tane şuraya, bir tane de şuraya. Sık iğnemi yaptım. Bir tane de şuraya sık iğnemi yapıyorum. Şu tepe noktalarındaki şu kısmada tığımı almadan ipi alıp içinden kaydırıyorum sadece. Sık iğne değil. Şu tepe boşluklarına da bakın. Bir şu kısma, bir de şu kısma iki tane sık iğne yapıyorum. Şu tepe noktasındaki şu yerime de sık iğne değil, ipi alıp içinden kaydırıyorum. Şu boşluklara bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şuralara da ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın hepsi eşit oluyor. Tepe noktaları kaybolmuş oluyor bu şekilde. Yine şuralara iki tane sık iğne yaparak tepe noktasıyla boyunu eşitlemeye çalışıyorum aslında. Yapmaya çalıştığım bu. Şu tepe noktasına geldiğimizde gene kaydırarak içinden geçiriyorum. Çukur olan yerlere iki sık iğne, tepe olan noktaya da bir tane ilmek kaydırma. Görüntümüz bu şekilde oluşuyor. Köşe kısmını da göstereyim. Burada da kendi elinizin sıklığına göre de aslında şu kısımları belirleyebilirsiniz. Kendi yaptığınız örnekteki boşluklara göre, yani herkesin eli ipi farklıdır tabii. Şu son noktada da ben kaydırma yapıyorum bir tane. Şimdi şu ilk başladığımız kısma geldik. Buraya da sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Burası çünkü dönüş noktamız, çok gerdirmesin diye. Şimdi buraları alt kısmına gelecek. Şöyle göstereyim. Çantamızın şu kısmı. Şu kısmını yapıyoruz. Şu kısmı gözüktüyse. Buradaki her deliğe sık iğne yapıyorum. Şu şekilde oluyor.
Zaten şu deliğe, şu deliğe, şu deliğe, şu deliğe, her deliğe sık iğne yaparak bu sırayı da ilerletiyorum. Köşe kısımlarımıza geldiğimizde iki tane yapıyorum. Çünkü hem bu taraf için hem bu tarafa da dönüş olduğu için ip kendini çok gerdirir. Bakın şu şekilde dönüşümüzü de yapmış olduk. Görüntü de bu şekilde. Çantayı kıvırdığımızda şöyle olacak. Üst kısmı burası olacak. Açılma kısmı bu şekilde. Diğer kısmı da yapalım. Şurada bir tane zaten yapmıştık bu boşluğa. Buradaki boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum. Şu tepe noktasına da bir tane ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde dönmüş olduk. Buradan da. Şu çukur kısımlar gene aynı. İki sık iğne. Bu çukurlarda aslında istediğiniz noktaya batabilirsiniz. Nasıl gözükmesini istiyorsanız, delikli oluyorsa biraz daha aşağıya batabilirsiniz. Şu tepe noktasına bir tane ilmek kaydırma. Şu şekilde oluşmuş oluyor. Tepe noktası, çukur noktası kalmadan çantamızın ön kısmına kadar devam edelim. Son kısmımıza kadar geldik. Şuradaki şunu da ben bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi ön kısmımıza geçiyoruz artık. Şuradaki boşluğumuza da sık iğne yapıyorum bir tane. Yanındakine tekrar sık iğne yapıyorum. Alt kısmında sık iğne yapmıştık. Ön kısmımızda da şu görünen kısmımız, şu kısmımız. Gene ben sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde. Şuradaki şu kavis oluştu. Görüntümüz bu şekilde oluyor.
Sıra sonunu da gösterip ipimizi keselim. Şuradan başladık. Sık iğnelerimizi yaparak buraya kadar geldik. Şimdi şu noktada şurada bir şöyle dönerken köşeli değil de oval olmuştu. Burada da oval olsun diye şuraya en son sık iğnemizi yapıp şu noktaya ilmek kaydırma yapıyorum. İpimizi alıp içinden geçiriyorum. Şu şekilde. Burası da oval bir görüntü olacak. Şuradan ipimi tığımla alıp arkaya geçiriyorum. Bakın şöyle oval bir görüntü oldu. Şuradaki çantalarımda olduğu gibi. Şu köşeler oval. İpimizi arkaya geçirdik. İlmeğimiz bu şekilde. Bunu alıp burada bir zincir çekiyorum. İpimiz kaçmasın diye. İpimi buradan kesiyorum. Şekilde şunu da içinden çıkartıyoruz. Burada bir zincir çektiğimiz için artık kaymaz. Buradaki ipimizi şöyle içlerinden geçirerek sabitleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Şuradan da bir düğüm oluşturduktan sonra içinden geçiriyorum. Hem gözükmesin diye hem kaymasın diye. Bu fazlalık kısmını buradan kesebilirsiniz. Bu çantamızın üst kapağı oldu. Bu alt kısmı. Bu şekilde yapıp yanlarını da örüp çantamızın tokalarını takabiliriz.